Merhaba arkadaşlar. Nur Tığ ve yine Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Evet şöyle yine elimizde nar çiçeği tek renk bir tülbent. Tek renk bir tek sıra model hazırladım. Modelimiz yine iğneden tığ bir model olacak arkadaşlar. Şöyle ilk önce tığımın numarasını göstererek başlayalım. Şöyle tırbentimizi birebir aynı renkte olan ipimiz ve şu şekilde de modelimiz var şöyle göstereyim arkadaşlar iki tane çıkardım sizler için bakın şöyle kalp modeli rengi çok tatlı bir renk ama ışıktan farklı çıkabilir herkesin yapabileceği şekilde olsun diye bakın sadece zincirlerden oluşan ortası fıstıklı Şöyle tutayım. Bir model hazırladım. Hem kolay hem zarif. Herkes yapabilir arkadaşlar. Hemen hem de iğne dantığı şöyle ütüsüz ütülendiği zaman daha böyle kalıp gibi duracaktır. Modelim bu. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet, ilk önce şöyle tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini yapıyoruz ikişer zincir çekerek tülbentimin kenar tığlama işlemlerini yaptım. 696 nolu videomda tüm püf noktalarıyla tülbent kenar tığlama işlemi mevcut. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ilk başlar gibi başlıyoruz. Bakın tülbentimizin kenar tığlama işlemini yaptık. Burada 8 tane tığ battı. 2 tane de bu şekilde kalbimiz için gidiyor. O yüzden ilk başlarken üçer zincirden 10 tane tığ battı yaparak başlıyoruz. Evet. Tığ battımızın içine sık iğne ile ipimi sabitledim ve 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle hemen yandaki boş olan tığ battıya girip şöyle dokuzuncu ve 10. tığ battımı bu şekilde hazırladım bakın. Şöyle bu 6 iki zincirle çekilmezse altı iri olursa böyle zürafa gibi durmuyor arkadaşlar altını minik minik ikişer zincirle tığ battı yaparsanız üstte yaptıklarınız da böyle zürafa gibi durur soran arkadaşlar için söylüyorum ha. bilenler biliyordur şöyle tersini çevirdim son yaptığım tığ battımın içine sık iğne ile sabitledim 5 zincir çekiyorum 5 zincirimi hemen yanındaki hiç tığ battı ara boşluğu bırakmadan yanındaki tığ battıya girip bu şekilde bir yuva hazırladım bir zincirle döndüm. Hemen tığ battımını içine giriyorum. Sık iğne ile sabitledim. 9 tane zincir. 5 6 7 8 ve 9. 9 zinciri yuvanın içine girip kapattım. 3 tane bu şekilde kirpik yapacağız. 5 6 7 8 ve 9. Yine bu 5 zincirli yuvanın içine girip sabitliyorum. Yine 9 zincir. 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Kapattım. Yuvamın içine 3 tane bu şekilde kirpiği hazırladık arkadaşlar. Bakın. Hemen yanına bir tane sık iğne yapıyorum. Bu sık iğne önemli. Bu bombililiği sağlayacak. Şöyle 13 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 12 ve 13 sık iğneden sonra hemen yana 13 tane zinciri çektim sıkı sıkı şimdi bu ilmeklerin hepsini şöyle aralarından girerek tığıma topluyorum ve sık iğne ile bu şekilde buraya hem zincirimi sabitledim hem de ilmeklerimi toplamış oldum yine 13 tane zincir çekiyorum 5 6 7 8 9, 10, 11, 12 ve 13. Bu sık iğne yapmıştık ya. Bir zincir. Onun üzerine kapattım 13 zincirimi ve yine bir tane daha sık iğne yapıyorum ki şöyle kirpiklerimiz güzel duruyor hem de kalp şekli bolluğu güzel veriliyor. Bu sık iğne mesafe gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Evet, şimdi bu 13 zincirli içerisine girip bu şekilde kirpikler hazırlayacağız bakın kalp şeklini bu şekilde oluşturacağız hemen iki tane zincir çekiyorum Ben sahte sık iğne yapıyorum Siz normal sık iğne de yapabilirsiniz sırf şöyle tırtıklı iğne benzediği için bu şekilde aradan girip ilmek alıyorum tığımdan geçirip sık iğne ile buraya zincirle tutturuyorum bu şekilde yapmak zor oluyorsa normal sık iğne de yapabilirsiniz Arkadaşlar şöyle 3 4 2 zincir 5 6 7 bu şekilde veriyor şöyle aşağı meyil ettirelim kalp şekli kombinelik oluşsun 8 9 10 Evet şöyle 11 2 zincir 12 2 zincir şöyle 13 bakın hepsini ikişer zincir çekerek doldurduk. Çekmiş olduğumuz zincirin içine şimdi son kapatırken zaten bir sık iğne gibi şöyle zincir oluştu buraya. Bir tane daha çekmiyorum. Çekmezseniz şöyle ortası kalp şeklinde güzel duruyor bakın arkadaşlar. Diğer yuvaya geçip ilmek aldım ve tığımdakinden geçiriyorum. Şöyle kirpik yapmayacağız. Bu son kısım kirpiksiz olacak. Bakın sadece sık iğne ile geçiş oldu. Şimdi buraya zincir çekiyorum. Aynı şekilde sağa doldurduğum gibi bu sol taraftaki yuvayı da dolduruyorum. 2 zincir şöyle 3 4 2 zincir 5 2 zincir 6 7 Şöyle bak. Hafif tırnağımızla kaydırıp sıkılığını sağlıyoruz. Çünkü böyle yaparken bollaşabiliyor. Evet, 8 9 10 Şöyle tutayım daha net gözüksün. 11 12 ve 13 iki tarafı da simetri bir şekilde olması için doldurdum şimdi yuvanın içine girip bir tane buraya sık iğne yapıyorum Bakın, şu 5 zincirli yuvanın içine de girip bir sık iğne yaptım bu dönüş için sık iğne yapmıştık ya oraya da bir tane sık iğne yapıyorum oranın sebebi de tığ battı seviyesine inmek için bakın arkadaşlar tığ battı seviyesine indim yine aynı şekilde buraya 10 tane üçer zincirden Tığ battı yapıp ara mesafesini vereceğiz. Bakın sıradaki tığ battımın içine girip 2, 3 zincir. Şöyle sıradaki tığ battıya giriyorum. 2, 3 zincir için e, bu altın ikişer zincirli minik minik tığlanması güzel oluyor. Evet şimdi şöyle yaptığımız işe bakma bakalım geçmeden önce. Bakın arkadaşlar kalıp gibi bir kalp yaptık yapımı çok kolay ama görünüşü böyle iğne yası gibi duruyor. Hem de e, ortası zincirlerle fıstık oluşturup kenarlarında sık iğne yapınca ütüye dahi ihtiyacı olmayan zarif, hoş bir model çıkarıyoruz. Evet, şimdi bir tane daha yapalım. E, bu aratı battısını ona tamamlayalım. 3 zincirimi çektim. 4 1 3 zincir 5 6 7 şöyle 8 9 ve 10 evet. 10 tane ara tığ battısını yaptık bir zincirle ters tarafına dönüp kalbimiz için yuva hazırlayacağız bakın sık iğne ile hemen sabitledim 5 tane zincir yandaki hiç tığ battı atlamadan yandaki tığ battıya kapatıp şöyle yuvamızı oluşturup bir zincirimle dönüşümü yapıp buraya sık iğnemi sabitledim Evet şimdi 9 zincirden 3 tane kirpik yapıyoruz 5, 6, 7, 8, 9. Bu birinci. Tekrar 9 zincir. 6, 7, 8 ve 9. Sabitledim. 9 zincir. 6, 7, 8 ve 9. Evet yuvanın içinde sabitliyorum. Bakın. 3 tane 9 zincirden kirpiğimiz hazır. Hemen kirpiğin dibine bir tane sık iğne yaptım ve 13 tane zincir çekiyorum. 6 7 8 9 11 12 ve 13. Şöyle ters tarafına çevirdim bakın. Tüm bu 9 zincirli kirpiklerin arasından girip şöyle sık iğne ile sabitledim yine 13 tane zincir çekiyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Bu sık iğne ile dönüş yaptığımız hemen sık iğnenin üzerine kapatıp bir tane daha sık iğne yapıyorum. Şöyle bu şekil yapınca güzel duruyor kalplerimiz arkadaşlar. İki zincirle dönüşümü yaptım. Buraya minik minik kirpikler yapacağız bakın. Şöyle bu bir. 2 zincir. 2. 2 zincir aradan girip ilmek alıyorum. Tığımdan geçiyorum. 3 oldu. 4. Şöyle 5. 6. 7. Bu şekil çok güzel duruyor kirpikler arkadaşlar. Normal sık iğne de yapabilirsiniz. Demin de söyledim. 8 9 10 Toplamda 13 tane bu şekilde kirpik yapacağım. 11 12 2 zincir aradan gir ilmek al ve tığımdakinden geçiyorum. 13 Şöyle 13 tane sağ tarafı ikişer zincirlik ve böyle sahte sık iğneli kirpikler hazırladım. Şimdi zincir çekmiyorum. Bakın bu orta kısmın kalp gibi durmasının nedeni bu şekilde zincir çekmeden sık iğne, sade sık iğne ile geçtim. Şimdi aynı şekilde 13 tane kirpik de buraya yapacağım. Bu 1 2 3 4 5 6 7 Şöyle bakın arasını kaydırdımca bu şekilde geriye doğru oturmuş hem de mesafe açılmış oluyor arkadaşlar. 2 zincir 8 2 zincir 9 2 zincir 10 11 12 evet, şöyle iki tane daha yapalım kirpiğimiz tamam arkadaşlar Bakın. şöyle tüm 13 zinciri doldurduk 13 kirpikle buraya ana yuvaya da giriyorum bir sık iğne yapıyorum hemen arkadaşlar tığ battı seviyesine inmek için dönüş yaptığımız bu sık iğnenin üzerine aynı tığ battı ya da bu şekilde tığ battı yaparak inmiş oluyorum Bakın 1 2 ve 3 tane zincir çekip yine 10 tane tığ battı yapacağım şöyle iki tane yaptık yeterli biraz şöyle mesafe için tığ battı yapalım 3 zincirimi çektim sık iğne ile tığ battının arasına girip sabitliyorum. 1 2 ve 3 Evet bu şekilde 10 taneden sonra yine gösterdiğim gibi başlayacağız arkadaşlar. Şöyle ben bunu ona tamamlayayım. Evet arkadaşlar. Evet şöyle birazcık mesafeyi açtık. Bakın çok güzel. Şöyle kalıp gibi minik minik kalpler böyle zarif oldu arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle duruşu da çok hoş duruyor. Bazen bazı güzellikleri böyle videoya yansıtamıyor sanırsam ama gerçekten çok hoş oldu arkadaşlar. İstediğiniz renkte hangi renk türbeni seviyorsanız o renkte bu kalpleri yapabilirsiniz. Kırmızıda da çok güzel durur. Ben nar çiçeği tülbentim olduğu için kırmızıdan yapmayı düşünüyordum. Bu şekilde çok hoş bir modelimiz oldu bakın minik minik kalpler. Hem yapılışı kolay hem tek sıra ip koparmayı sevmeyenler, uğraşmayı kolay sevenler, kolaya kaçanlar bu şekilde bu modeli yapabilir arkadaşlar tek sıra hemen rahat bir şekil. Evet modelimizi tamamladık arkadaşlar. Bakın sizlerle beraber modelimizi hazırladık. Şöyle ara kısmını da böyle birazcık yapıp geldim hemen. Evet tek sıra ip koparmayı sevmeyenler için çok hoş bir model oldu. Şöyle göstereyim yakından. Gerçekten çok güzel duruşu var. Ütüsü de gayet kolay. Tek sıra yapımı kolay olduğu için ütüsü de gayet kolay oluyor arkadaşlar örümcek falan olmadığı için ütü yapması rahat bir şekilde dikkat etmeden hemen ütüyü böyle ters tarafından sürüp kullanabilirsiniz bir de şöyle e, sallantılı haline bakıtayım çok hoş duruyor şöyle minik minik Sizler de arkadaşlar emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Şöyle Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.